Yeni yılda aidatlara 40 ila 60 oranında zam geldi. Bursa'da bazı binaların aidat rakamları kira fiyatlarına yaklaştı. Kiraya yaklaşan aidatlar var Bursa'da. Özellikle Bursa'da zaten artık şu bitti. Eskiden Bursa'da zengin olan işte muhitler, mahalleler vardı, daha uygun yerler vardı. Ama şu an herkes, yani hemen hemen her yer pahalı. Ben Güneştepe'de oturuyorum, orası bile inanılmaz pahalandı. Yani bizim orada işte atıyorum 1 milyonluk dairelerden bahsediyorlar. Fiyatlar yükselince aidatlar da yükseldiği için bunları normal karşılıyorlar ama aslında bunlar normal değil. Asgari ücret, doğalgaz, elektrik, enflasyon gibi nedenler dolayısıyla site ve bina aidatlarına da zam geldi. Bu zam oranı %40 ila 60'a kadar çıkmış durumda. Tabii sitelerin ve oturulan binaların sosyal donatıları ne kadar artarsa rakam da o kadar yükseliyor. Sosyal donatısı çok yüksek olmayan yerlerde aidatlar ortalama 100 lirayken 200 lira bandına çıktığını, birazcık sosyal yapısı donatısı yüksek olan, işte bahçesi olan, peyzajı olan ve bunların bakımlarıyla ihtiyacı olan yerler 150 lirayken 300 lira, 350 lira bandına çıktığını görüyoruz. Sosyal donatısı çok yüksek olan yerlerde aidatların artık 1000 lirayken 2000 liraya kadar çıktığını görüyoruz. Aidatların iki katına çıkmasının nedeni ise girdi maliyetleri. Girdilerin yüksek olması, maalesef ki asgari ücretin bu kadar bir anda rakamsal olarak yükselmesi, elektrik, su faturaların çok yüksek olması, ortak giderlerin aşırı seviyede yükselmesinden dolayı maalesef ki aidatlar da artmış durumda. Rakamlara bazı vatandaşlar tepki gösterirken bazıları ise maliyetler karşısında bu durumun normal olduğunu düşünüyor. Enflasyon ortada, sitelerinde kendi giderleri var. Bu adam niye site aidatını yükseltiyor? İşçisi var, temizlikçisi var, ıvır var, zıvır var. Yetmediği için yükseltiyor. Bunlar yetse zaten bunu yükseltmeyecek. Alıp da site aidatı diyorsun. Site aidatını nereye kullanıyorsun? Güvenlik, çevre temizliği, çöp vergisi, ıvır zıvır. Yani asansör bakımı. Bunları da kullanıyorsun. Oradaki kişiler bu site aidatlarını zaten diyor ki, kardeşim diyor bak, açık ve şeffaf. İstemezsen o yönetimi değiştirebiliyorsun.